Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet kıymetli FMTV izleyenleri, yine bir 16. gün programında kıymetli hocalarımızla birlikte sizlerin karşısındayız. Kıymetli izleyenler, bugün de yine 16 gün içerisinde gerçekleşen hem Türkiye gündeminde hem dünya gündeminde gerçekleşen bir takım olayları masaya yatıracağız. Kıymetli hocalarımızın yorumlarına başvuracağız. Hemen hocalarımı takdim edeyim sizlere. Mehmet Eyvat hocamız bizlerle birlikte, Osman Bayraktar hocamız ve Selman Düzenli hocamız bizlerle birlikte. Hocam hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk hocam, teşekkür ederiz. Kıymetli izleyenler, hemen iletişim bilgilerimizi hatırlatmadan önce hocalarıma da bir hoş geldiniz sözü vermek istiyorum. Buyurun Mehmet hocam. Teşekkür ederiz, Allah razı olsun. İnşallah yine memleketimizin, milletimizin yararına, faydasına ifadelerin kullanıldığı, önümüzü açan, ufkumuzu açan ifadelerin kullanıldığı bir program inşallah geçirmeyi seyircilerimizle birlikte Rabbimden niyaz ediyorum inşallah. Amin, teşekkür ediyorum. Osman hocam buyurun. Hocam teşekkür ederiz, hoş bulduk. Allah razı olsun. En güzel şekilde, mükemmel şekilde inşallah güzel bir program, heyecanlı bir program geçirmeyi Mevla Rabbimize ikram eylesin diyorum. Sizi görünce zaten ayrı bir heyecan kaplıyor işimizi elhamdülillah. Seyircilerimize beraber mükemmel bir program inşallah geçirmek istiyoruz. Evet. Evet, teşekkür ederim. Evet, kıymetli Selman hocam sizler de hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Allah razı olsun Burak hocam. Teşekkür ediyorum. Rabbim hayırlı, tesirli bir program geçirmeyi nasip eylesin inşallah. Bizlerle birlikte kıymetli izleyicilerimiz de zaten her zaman müthiş bir katılımla bizlere destek oluyorlar. İnşallah bu programda da kendilerini buralarda mesajlarla birlikte görmek isteriz. Evet. Evet kıymetli izleyenler, Mehmet Eyvaz hocamız, Osman Bayraktar hocamız, Selman Düzenli hocamız ve ben Burak Doğan olarak sizlerin karşısındayız. Hemen iletişim bilgilerimi hatırlatacağım. Bizlere sorularınız olursa 0506-729-4379 nolu numaradan WhatsApp üzerinden ve SMS yoluyla mesajlarınızı bizlere, soru, görüş ve önerilerinizi bizlere mesaj yoluyla ulaştırabilirsiniz. WhatsApp veya SMS yoluyla tekrar hatırlatma yapayım. Göndermiş olduğunuz SMS'lerde kesinlikle bir ücretlendirmeye tabi tutulmuyorsunuz. Zaten WhatsApp internet üzerinden olduğu için ücretsiz kıymetler. Bunu tekrar girişte hatırlatmasını yapmış olalım. 0506-729-4379 nolu numaradan SMS yoluyla veya WhatsApp üzerinden soru, görüş, önerilerinizi bizlere gönderebilirsiniz. Ama yine bir uyarıda daha bulunmak istiyorum. Bazı seyircilerimiz, art niyetli seyircilerimiz eleştirilerin dozajını arttırıyorlar. Misal vermek gerekirse dini değerlerimize veya Peygamber Efendimizin sünneti seniyyesine, hani bize laf söylerken aslında onlara söylüyorlar. Ve bunun akabinde ben de bunu ekranlardan okuyorum. Okuduktan sonra da tabii ki dini değerlerimize canı gölden sahip çıkan seyircilerimiz de mesaj da aynı şekilde o seyircimize tepki gösteriyor. Bakın baştan uyarıyorum ki bu her programda yaşadığımız olduğumuz olaylardan bir tanesi kıymetli izleyenler. Sonra o art niyetli olan, yani çirkin ifadeler kullanan şahıs, işte mesajımı okudun, milleti bize karşı kışkırtıyorsunuz gibi ifadeler kullanıyor. Eleştirilerinizi yapabilirsiniz ama haddi aşmayacak şekilde bize her türlü ifade kullanabilirsiniz ama dini değerlerimize asla diyoruz kıymetli izleyenler. Şimdiden de hatırlatmasını yapıyorum. Ona göre eleştirilerinizi gönderin ama karşılığında da gelecek cevaplara da artık hazırlıklı olun diyorum. Bizden uyarması. Çünkü FMTV seyircisi Allah razı olsun her alanda milli ve manevi değerlerini korumada gayet mahir olduğunu bizlere gösteriyor. Tekrardan da teşekkür ediyorum tüm FMTV TV seyircilerimize. Şimdi kıymetli hocam, programımıza girmeden önce biliyorsunuz Nisan ayı içerisinde bir referandum, konularımıza geçmeden önce bir referandum olayı var. 16'sı gibi düşünülüyor şu an bakıldığı zaman. Ben bugün biliyorsunuz sosyal medyada, hatta daha doğrusu Türkiye gündeminde birileri işte kendilerince sözde laiklik, sözde cumhuriyet, bakın hepsini başına sözde koyuyorum. Çünkü bunlar laikliğin arkasına, cumhuriyetçiliğin arkasına saklanan bir takım zihniyet. Bunlar için hayır diyeceğiz diyorlar. Diğer taraftan da evet cephesinde olanlar da işte PKK hayır dediği için, FETÖ hayır dediği için ve PKK'nın siyasi uzantısı, bu millete yıllarca çektiren HDP hayır dediği için, yani terör örgütleri hayır dediği için biz de evet diyeceğiz diyorlar.
Ben de şahsım adına tekrar buradan Sayın Başbakanımızın seslenmiş olduğu gibi FETÖ, PKK ve bunun gibi vesayet odakları, terör örgütleri hayır dedikleri için ben evet diyorum. Sizler ne diyorsunuz kıymetli Mehmet Hocam? Evet. Evet, çok çok evet diyorum. Çok önemli bir evet, çok önemli bir konu bu. Yani bugün bakıyorsunuz sanatçısından, şarkıcısından, türkücüsünden, artistinden, senaristinden, işte siyasetçisinden varıncaya kadar bugün bütün insanlar bu konularda ne yapıyorlar? Bu arada seyircimize soralım mı hocam? Neden evet veya neden hayır diyorsunuz? Kısaca bu şekilde. Evet. Neden evet veya neden hayır diyorsunuz? Mesajlarınızı bizlere ulaştırabilirsiniz. Buyurun hocam. Evet. Biz de bu arada burada bir mini bir anket yapmış olalım. Mehmet TV seyircisi üzerinden. Baktığımız zaman Burak hocam, her kesimden insanlar bu konuda ne yapıyorlar? Görüşlerini beyan ediyorlar. Şimdi evet. Burada bizim tabii ana dayanak noktamız inanıyoruz ki inşallah başkanlık sistemi dediğimiz, yani yöneten insanın, idare eden insanın tek olması, bu sistem yani her şartıyla değil yani her şekliyle değil, tabii ki içerisinde sistem olarak düzeltilmesi gereken bazı noktalar var ama dinimize uygun bir sistem olduğunu biz yapmış olduğumuz anayasa taslak çalışmasında da 173 maddelik anayasa taslak çalışmasında da ne yapmıştık? Bunu beyan etmiştik. Çünkü sistemin yani tek kişi tarafından yönetilmesi, burada tabii tek kişi tarafından yönetilmesi yani bir tek adama bakılması manasına gelmiyor. En son karar ne yapıyor? Bir tek insandan çıkıyor veya o bir insan ne yapıyor? Görüşünü sunuyor. Bunun yaklaşık 600 kişilik veya 550 kişilik bir milletvekili durumu var, bakanlar kurulu durumu var. Buralardan istişareler geçiyor, öyle değil mi? İstişareye dayalı bir sistemle beraber ne yapılıyor? Güzel kararlar inşallah alınıyor. Şu anki devlet yapımıza baktığımız zaman gerçekten bizim devlet yapımız artık bizi taşımıyor. Ülkemizi taşımıyor, taşıyacak durumu kalmadı. Ya 1980'de yapılmış bir sistemle 2017'nin Şubat'ındayız. Hala aynı sistemi ne yapmaya çalışıyoruz? Ayakta tutmaya çalışıyoruz, yürütmeye çalışıyoruz. Bu araba artık bu yolcuyu ne yapamıyor? Taşıyamıyor. O yüzden gerek anayasa, gerekse sistem olarak bu şekilde bir değişim yapmak hem dine uygundur. Ama bak, dine uygunluğunun bir takım içerisinde şartlar olduğunu belirtelim. Yoksa buradan hemen bir takım kesimler ne yapmasınlar? Aa işte falan filana kaçmasınlar yani. Bir takım noktalar var. Oralarda düzeltilirse Allah'ın izniyle tamamen inşallah iş bir düzene girmiş olur. Bu şekilde hem devletimizin güçlenmesi, hem halkımızın güçlenmesi, hükümetlerin güçlenmesi, hem milletin güçlenmesi bu evet. Sistemle beraber ne yapılabilir? İnşallah bu şekilde beraber güzel, güçlü bir Türkiye herkesin önüne gelebilir. O yüzden olumlu yaklaşmak lazım ama şimdi burada bakıyorsunuz, burada bir mesela bir tartışma ortamı mesela oluşturmaya çalışalım. Şimdi mesela bugün duydum, gördüm yani haberlerde bir tane şarkıcı bir tane vapurda insanlara açıkça hayır diyeceğini evet. Ve bunun propagandasını yapabiliyor. Bunu bu şekilde yapabiliyor yani. Şimdi Türkiye şartlarına baktığımız zaman yapabilir mi? Yapabilir. Herhangi bir sıkıntı yok. Ancak ona kalkıp da hiçbir insan, ya sen nasıl hayır dersin, sen nasıl insansın, sen nasıl bir de işte sanatçısın, şöylesin, böylesin, ne yapmıyor? Kimse demiyor. Bir şey demiyor. Ama aynı şeyi evet tarafından birisi, bir sanatçı olsun, şarkıcı olsun, futbolcu olsun, ünlü bir insan, isim çıkıp da savunduğu zaman, ya ben de evet diyorum kardeşim, ülkem için evet diyorum, Türkiye için evet diyorum, güçlü bir Türkiye için evet diyorum dediği zaman bir bakıyorsun eleştiriler. Linç ediliyor hemen. Hemen linç girişimleri ayyuka çıkarılıyor yani. Bunu yapmayın da bırakın işte, bak rahat ferah bir ortam, insanlar ne yapsınlar? Beyin fırtınasıyla beraber bir ortaya ne çıksın? Güzel bir karışım çıksın. Ama evet. Bu konuda da tabii
Ben onları eleştiriyorum. Yani niye hayır diyenlere bu kadar tepkiniz yok da evet diyenlere niye bu kadar tepki gösteriyorsunuz? Ve referandumdan da büyük ihtimal, yani tabii yine hani diyor ya, kaderin üstünde bir kader vardır. Allah-u Teala senin tabii biz ne takdir ettiğini bilemeyiz ama hani şu anki şartlara baktığımız zaman büyük bir halkımızın çoğunluğu da bu işe evet diyecek pozisyonda gözüküyor Burak Hocam. Osman Hocam, evet dedi Mehmet Hocamız, ben de evet diyorum. Sizlere alalım görüşlerinizi. Şimdi evet hayır meselesinden önce hocam şu konuyu ben değinmek istiyorum. Yani bu referandum öncesinde genel olarak baktığımızda şimdi Mehmet Hocam da bu konuya değindi. Normalde ben bu konuya hazırlanmıştım ciddi bir şekilde. Yani isteyen evet diyebilir, isteyen hayır diyebilir. Zaten halka sorulmasındaki amaç budur. Nedir? Evet mi, hayır mı? Neden soruluyor? Herkes özgürce, rahatça oyunu verebilir. İsteyen evet diyebilir, isteyen hayır diyebilir diye soruluyor. Peki neden evet diyen halka sert eleştiriler yapıyorsunuz da, neden evet diyen halka sanki kör, beyinleri uyuşmuş gibi konuşuyorsunuz da hayır diyene bir şey demiyorsunuz diye, bu soru tabii bu sorulardan bir tanesi. Şimdi normal şartlarda yıllarca ülkemizde sanki herkes özgür, özgürlük diye ifade kullanıp sadece kendi özgürlüğünü düşünen zihniyet, kendi özgürlüğünü ortaya koymaya çalışan kesim, kendi özgürlüğüne zeval bile gelmeyecek noktalarda bas bas bağırmaya başlayan, yaşam tarzına müdahale ediliyor kardeşim diye konuşmaya başlayan zihniyet, aynı şekilde karşı tarafta özgürlük naraları atarken, aynı şekilde karşı taraftan bir kişi bunlara ters bir şey cevap verdiğinde onun özgürlüğüne müdahale edecek şekilde ters cevaplar veriyorlar. Özgürlüğüne müdahale edecek şekilde olumsuz cevap veriyorlar. Onu tabiri caizse akılsız görüyorlar. Yani dağdaki çobanla benim oyun bir mi diyen zihniyetin asıl işte bunlar temelidir yani. Şimdi özgürlük varsa eğer, madem değil mi, kimsenin yaşam tarzına müdahale edilmiyor ve buna benzer işte herkes rahat bir şekilde yaşamak istiyor, herkes rahat bir şekilde oyunu kullanmak istiyorsa, o zaman sen evet diyene saygı duymak zorundasın, ben hayır diyene saygı duymak zorundayım. Ben saygı duyuyorum. Adam illa evet vereceksin veya buna benzer belli şeyler yapacaksın demiyorum. Hayır diyorsan sana ne yapıyorum? Saygı duyuyorum. Bu senin bildiğin karar. O senin vicdanınla, senin olayınla alakalı, yani senin dünya ve ahiret düşüncelerini getirmiş olduğun çizginle alakalı, kendi düşüncenle alakalı vermiş olduğun sebeplerin vardır, belli şeylerin vardır. Hayır diyebilirsin. Ama ben kalkıp da sen hayır diyorsun, sen ahmaksın, sen şöylesin, sen böylesin demiyorum. Ama diğer taraftan Burak Hocam evet diyor diye kalkıp da sen ahmaksın, şöylesin, böylesin diye ifade kullanırsa bu tamamen konuştuğu yaşam tarzına müdahaleyi kendisi tamamen yapmış olur. Ve bunlar bu ülkede yıllarca bunu yaptılar. Asıl yaşam tarzına bunlar müdahale ettiler. Başörtüsüne müdahale edenler bunlar. Sakallılara ağır hakaret edenler bunlar. İran'a gidin, Arabistan'a gidin diye bu milletin, asil milletin, asıl halkına Yunan yetmeleri, bu milletin asıl halkına kalkın siz İran'a gidin, Arabistan'a gidin gibi ifadeler kullanma durumundaydılar. Madem sen benim hayatıma karışmıyorsun, özelime karışmıyorsun, yaşam tarzıma müdahale etmiyorsun, o zaman bırak ben de istediğim gibi yaşayayım. İstediğim gibi yaşayayım. Ha yok, sen istediğin gibi yaşamayacaksın. Şu şartlarda yaşayacaksın ama özgürce yaşayacaksın. Ben çocuğuma hafızlık eğitimi verdirmek istiyorum. Hadi bana bunun önünü açın. Bir hafızlık eğitimi, bir Kur'an eğitimi der, dini müfredat meselesi okullarda oluyor. Nasıl ayağa kalkıyorlar? Ya sen yapma. Ben istiyorum. Ben yaptırmak istiyorum. Ben çocuğumu falanca eğitim sistemimize bunu koydurmak istiyorum. Hafızlık yaptırmak istiyorum çocuğuma. Neden benim yaşam tarzıma müdahale var, seninkine yok? Ama sen bağırıyorsun yaşam tarzıma müdahale var diye. Yok yok, bu ülkede yaşam tarzına müdahale edilenler biziz. Biziz.
Ama çığırtkanlık yapanlar. Ama çığırtkanlık yapanlar, ama yalandan işte bağıranlar, çağıranlar, nara atmaya çalışanlar, kendilerini mazlum göstermeye çalışan hainler sizsiniz ya. Bu ülkede yıllarca bu millete hainlik yapan da sizsiniz. Siz Anadolu insanı, ben geçen haftanın yorumunu programına çıktık. Burada cumartesi günü Abdurrahman Hocam, o zaman da söyledim. Anadolu insanına ulan çiftçilik yapın, bir de askere gelin. Başka ne işe yararsınız mantığında bakan insanlarsınız siz. Siz bu milleti hep hakir gördünüz ya. Çobanın oyuyla benim oyum nasıl? Bir mi? Diyen insanlarsınız siz ya. Ya siz bu milleti, bu halkı, bu asil halkı hakir gördünüz. Ve bu asil halk size gereken cevabı zaten veriyor. Ama siz niye bağırıyorsunuz? Sizin yaşam tarzınıza nerede müdahale var? Kim, nerede, nasıl müdahale etmiş? Kimsenin yaşam tarzına müdahale yok. Asıl 10 sene öncesine döndüğümüzde, 15 sene önce döndüğümüzde asıl yaşam tarzına, benim yaşam tarzıma müdahale vardı. Hala var. Hala beni hazmedemeyenler, beni çekemeyenler, bu kılık kıyafeti sindiremeyenler var. Sindiremiyorlar. Ama seslerini çıkartamıyorlar. Sadece bu kadar. Sadece bu kadar. Seslerini çıkartamıyor, sindiremiyor, bu kadar. Ama yarın bir gün yine 15 sene önce gibi bu adamların eline döndüğü zaman iş, yine aynı şeyi benim yaşam tarzıma, ben bu milletin asıl evladıyım kardeşim. Ben bu milletin asıl evladıyım. Bu vatanı kurtarmak için, muhafaza etmek için biz canımızı, kanımızı, malımızı, ecdadımızla beraber ortaya koymuş insanlarız. Bizim dedelerimiz Çanakkale'de şehit olmuş insanlar. Bu vatanın sahipleri bizleriz. Ben burada istediğim gibi, istediğim tarzda, istediğim yaşam tarzında yaşarım. Ve sen benim yaşam tarzıma müdahale edip, yaşam tarzıma müdahale edip bir de kalkıp kendi yaşam tarzına müdahale ediliyor gibi bağırma şansın yok. O yüzden ki isteyen evet kullanır, isteyen hayır kullanır. Kesinlikle evet kullanana da, hayır kullanana da ağır hakaretler, işte ahmakça sözler, işte siz şöylesiniz, siz işte bir adamın peşine takılmış gidiyorsunuz, bilmem ne koyunsunuz, şöylesiniz, böylesiniz diye, bunlar yanlış ifadeler ya. Bunlar olmayacak ifadeler. Mehmet Hocam demin ne dedi? Bir tane sanatçı bozuntusu, ben sanatçıların geneline böyle diyorum, kalkıyor, vapurda milleti galeyana getiriyor, propaganda yaptırıyor. Kimse kalkıp bunlara bir şey söylüyor mu? Ama öbür taraftan yine sanatçı bozuntuları evet dediler. Buna bütün millet tepki gösterdi. Şimdi bu olmadı işte. Siz millete müdahale ediyorsunuz. Yani benim evet hayırla alakalı diyeceklerim bunlar. Evet veya hayır. İsteyen istediği oyu kullanabilir. Ancak karşı tarafa da saygı duymak suretiyle diyorum hocam. Ben. Evet. Evet diyorum hocam. Evet veya hayır hocam. Yani o, ben onu biraz kendime saklamak istiyorum yani. Ama kim neye kullanıyorsa ben karşı tarafa saygı duyduğumu kesinlikle belirtiyorum yani. Evet. Buyurun hocam. Selmin hocam, siz ne düşünüyorsunuz? İtibarlı baktığımız zaman Osman Hoca'yı da evet sayarsak biraz o tarafa meyilliydi. Sizler de hayır mı diyorsunuz? Ben evet diyorum. Neden evet diyorum? Ben biraz olayın halk tarafına sen bakmak istiyorum. Sen de hayır diyeceksin hocam. Biraz karşıtı olsaydı programda. Neden evet diyeceğim, açıklayacağım ama ondan dolayı şimdi yalan söylemeye de gerek yok. Evet diyeceğim şeyi de hayır demeyelim. Evet dememin sebebi biraz halk tarafını alacağım ben. Halkımızın burada neden evet demeli veya neden hayır demeli konusuna değineceğim biraz olayın. Şimdi biz bir birey olarak, halk olarak, millet olarak biz birisini başımıza seçeceğimiz zaman oy verip onu başımıza getiriyoruz. Değil mi hocam? Burada oy verdim. Bizim milletimize bu zamana kadar empoze edilen, bizim milletimizin her zaman yaptığı şey, oyumu verdim. Ondan sonra ne olursa olsun, baştaki ne yapmış, ne etmiş, ne olmuş, olay nasıl gidiyor, oyunu takip etme gibi bir alışkanlığımız yok. İşte bu, burada hataya düşüyoruz. Şimdi biz evet vereceğiz veya hayır vereceğiz, oyu vereceğiz. Peki biz evet vermek için sebebimiz ne? Hayır vermek için sebebimiz ne? Evet verince vatanıma, milletime, dinime, İslam'a yararı ne? Bunu araştıracağım. Yani vatanıma kazancı ne evet dememin? Hayır dememin vatanıma kazancı veya kaybı ne? Bunu da düşüneceğiz. Her birey olarak ben milletimize buradan bunu seslendiriyorum. Yani bunu, olayın daha önemli olduğunu düşündüğüm kısım burası. Yani halkımızın burada evet hayır derken neye dikkat etmesi? Yani burada evet derken benim vatanıma ne kazandırıyor veya ne kaybettiriyor? Hayır derken de
benim vatanıma ne kazandırıyor ne kaybettiriyor diye düşünmelerini istiyorum. Bir de şu zihniyetten artık kurtulalım. Yani tarafgirlikten kurtulalım artık. Ya o parti bu parti değil artık olay. Sen bir partiye oy verdiğin zaman o parti senin oyunu nerede kullanıyor? Senin yararına işler yapıyor mu? Bunu bir araştırmak lazım, bir bakmak lazım. Bir oyunu takip etme alışkanlığını halkımızın kendisine bir alıştırması lazım. Bundan sonra hareketleri baktı ki yapmıyor, ona göre ne yapması lazım? Tepkisini koyması lazım. Ne diyorlar? Siyasetçilerimiz ne diyorlar? Hep ifadelerinde şu var. Halk ne derse o olur. İşte sen, ben, izleyicilerimiz, siz, biz hepiniz. Ne yapıyoruz? Biz ne dersek o olur diyorlarsa eğer, bizim istediklerimizin de olması gerekiyor. Demin Osman hocamız çok kıymetli bir konuya değindi. Yani biz asıl bu zamana kadar bize yapılanları çığırtkanlıklarla sanki onlara yapılıyormuş gibi gösterdiler. Ama halbuki hep bize yapıldı. Zulüm bize yapıldı. Baskı bize yapıldı. Ama sanki onlar hala da bu baskıları üzerine çekmeye çalışıyorlar. Yani burada noktaya bir basmamız lazım. Bu düğmeyi bir basmamız lazım. Kendimiz bir kalkınmamız için, dirilmemiz için bir kendimizi bir çekidüzen vermemiz lazım. Müslüman dediğin uyanık olacak. Gerçekten verdiği oyu takip edecek ve ne için verdiğini de takip edecek. Burada bu konu anlaşılmıştır umuyorum. Yani burada halkımızın ne kadar dirayetli olduğunu da değinmek gerekiyor. Ama diğer yandan da devlet görevlilerimizin geç kalınmış hareketler yapmaması gerekiyor. Halkı bilinçlendirme adına önemli adımlar atması lazım. İşte 7 Haziran'da işte başkanlık seçimleriyle, yani cumhurbaşkanlığı seçimleriyle alakalı ne diyorlar? Konuşacağız, işte anlatacağız, mitingler yapacağız deniliyor. Ama baktığımızda geç kalınmış hareket. Geç kalınmış hareketler daima halkı küstürür ve halkın bilinçlenmesinde eksik adımlar atılmış olur. Bir an önce halkımızın da bilinçlendirilmesi gerekiyor. Ben araştırdım ve vatanıma, milletime gerçekten faydalı bir sistem olduğu için Cumhurbaşkanlığı sistemine evet diyorum. Araştırdım ama. Araştırdığım için ben bunu söylüyorum. Siz de araştırın. Ona göre hayır mı, evet mi? Onu siz karar verin. Teşekkür ediyorum hocam. Tabii ki referandum çalışmaları da başlamış oluyor bu arada kıymetler. Evet. Bugün yine yetkili bir kişi tarafından bana ulaştırılan bir dosya var. 52 sayfalık AK Parti'nin halka sunacağı teklif şu an bize ulaştı. Evet. Onunla tabii şimdi bakıyoruz, inceliyoruz arkadaşlarımızla. İleriki günlerde hani onu da sunacağız. AK Parti'de direkt sunacak kitapçık olarak hem de sosyal medyada böyle dosyalar üzerinden sunacaklardır. Bize de ulaştı, biz de onları inceliyoruz. Şimdi hocam teşekkür ediyorum sizlere. Hazırsanız mesajlarımıza geçelim. Çünkü mesajlarımızda da önemli sorular var. Burak hocam, buraya hemen bir parantez açayım ben. Buyurun. Halk, buradan hükümetimize de bir ifade kullanmak istiyorum. Şimdi bir olay yapılırken, bakın bu çok büyük bir eksiklik, bunu artık bizim aşmamız lazım, bu sıkıntıyı ülkemizde. Bir olay yapılırken kim olursa olsun bilmediği bir şeye karşı insan her zaman tetikte durur. Yani böyle bir ortada durur yani, anlatabiliyor muyum? Meçhul, evet, bir bakış açısı vardır yani. Şimdi bu başkanlık sistemi insanlara güzel anlatılmadı. Aynı bundan önceki bazı sistemler gibi. Anayasa değişikliği yine ona nazaran biraz daha iyi ama o da yeterli değil. Yani halkımız ya bunu kim olursa olsun halkımızın en kuytu köşesinde olan bir insanın bile anlayacağı bir şekilde, bir dille bu olay halkımıza ne yapılması lazım? Anlatılması lazım, güzel anlatılması lazım. O zaman insanlar da bu bazılarının işte böyle yok işte şeriat çığırtkanlığı, şu çığırtkanlığı, bu çığırtkanlığı, anlatabiliyor muyum? Hani yapıyorlar ya bu CHP zihniyetindekiler, tek adamlık çığırtkanlığı. Evet. Bunlar bloka olmuş olur yani. Ama bu konuda gerçekten çok büyük eksiklik var. Olaylar piyasaya sürülürken tamam, ilk önce bir bunu insanların bir kendi aralarında işte tartışmalar vesaire yapılması istenilir ama sen yine de bunun ne demek olduğunu, ne anlama geldiğini, bu halka ne yapman lazım? Güzel, detaylı, teferruatlı bir şekilde anlayabileceği bir dille ne yapılması lazım? Anlatılması lazım. Bundan sonra yapılacak olaylarda. Mesela Elbap operasyonu da aynı şekilde. Yani bir şeyler söyleniyor, işte Cumhurbaşkanımız bir şeyler anlatıyor ama ya bu niçin yapılıyor yani? Neden oradayız biz? Bunlar halkımıza ne yapılması lazım?
Çok güzel, detaylı, teferruatlı, halkın anlayacağı dilde anlatılması lazım. Evet. Bunu buradan kendilerine duyurmuş olalım. Teşekkür ederim hocam. Şimdi iki tane yaklaşık aynı, iki tane derken birçok seyircimizin aslında sormuş olduğu sorulardan şu an ekranda iki tane kardeşimi görüyorum. Asıl soru şu hocam. Demişler ki, selamünaleyküm hocam. Biz ailecek, aleykümselam dedim öncelikle. Biz ailecek evet diyoruz. Sadece babamı ikna edemiyoruz. Benim anayasam Kur'an-ı Kerim diyor. Ben bu anayasa seçimine oy kullanmam diyor. Babamı ikna edebilecek bir cevap verebilir misiniz demiş. Diğer seyircilerimiz de bunun gibi. Yani biz Kur'an-ı Kerim'i anayasa kabul edilir, Kur'an-ı Kerim'in anayasa kabul edilmediği hiçbir referanduma evet demeyiz veya hayır demeyiz, oy kullanmayız. Hatta bir tane seyircimiz oy kullanmak şirktir kadar ifadelerine gitmiş. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz hocam? Yani şimdi tabii dikkat etmek lazım bu konularda. Yani olayı tabii ki hepimizin gönlünde yatan odur. Hepimizin istediği odur, isteği odur, amacı odur, gayesi odur. Ama şu anki devlet şartlarında yapılabilecek bir adım, sanki oraya bir basamak, bu adım oraya sanki bir basamak evet. niteliğinde olarak değerlendirilmelidir. Bu yüzden oy kullanılmalıdır. Oy kullanmak şirk meselesine gelince burada yani bazıları işte düzenin, İslam düzeni olmamasından kaynaklanan sıkıntıdan dolayı bu fetvayı kafalarına göre tabii çoğunluğu bu şekilde veriyorlar. Yani biz burada düzenle alakalı bir seçim yapmıyoruz. Sistemle, rejimle alakalı bir seçim yapmıyoruz. Bunu insanlarımız güzel, sapla samanı birbirinden güzel ayırsınlar. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani sen işte o beğenmediğin, o şeriat karşıtı olarak gördüğün, o sistemi ayakta tutmak için bir adım atmıyorsun, hareket yapmıyorsun burada yani. Bilakis sen burada onun daha da yolunun kolaylaşması için bir adım yapıyorsun. Bu yüzden de dört mezhep müftüsü Ali Haydar Efendi Kudsesi ruhu var idi. Efendi Hasenimizin de şeyhidir. Kendisi oruç oy kullanmayanın dört mezhep müftüsüydü. Oy kullanmayanın vebalde olacağını ne yapmıştır? Beyan etmiştir. Sen burada o biliyorsunuz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer Efendimiz'den gelen Sahih-i Buhari'dir bu hadis. İnnemel a'malu bin niyat buyuruyor. Ameller niyetlere göredir. Bir adam namaz kılsa ama onu riya için yapsa o adamın namazı kabul olunmaz. Ama bir adam öbür taraftan senin kerih gördüğün, çirkin gördüğün bir hareketi gerçekten sağlam bir niyetle yapıyordur. Anlatabiliyor muyum? O adamın o amel öbür tarafta ne yapar? Geçerli olur bak. Yaptığı amel haramsa o sayılmaz, o başka bir şeydir. Ama sen dışarıdan ne yapabilirsin? Öyle algılayabilirsin. Şimdi Hızır Hocam rahmetullahi aleyh bir gün birisi onu şadırvanda abdest alırken görüyor. Bakmış ki adam suyu şarıl şarıl açmış. Gitmiş bu da orada abdest alıyor. O da içinden geçirmiş demiş ki ya adam demiş bak ne güzel sakallı makallı sarıklı adam ama demiş ya bu kadar su açılır mı? Bu kadar su açılıp da bu suda abdest alınır mı? Haram değil mi? İsraf haram değil mi? Bak sen şimdi kafa gitti. Güzel bir bakış açısı yakalayacaksın burada. Öyle kafana göre bir bakış açısı yakalamayacaksın. Sapla samanı birbirine karıştırmayacaksın. Sonra gidiyor bakıyor ki maalesef o çeşme ne? Çeşme bozuk. Evet. Çeşme bozuk. Zaten o çeşme sen orada abdest alsan da şarıl şarıl akıyor. Almasan da şarıl şarıl akıyor o. O zaman git o demiş ki ya işte israf olmasın ben burada abdest alayım. Diye adam orada abdest almış. Anlatabiliyor muyum? Evet. Şimdi sen burada güzel bir bakış açısı yakalayacaksın. Öyle şirkle, mülkle, milletin imanıyla, şununla bununla oynamaya kalkmayın. Bu iş bu kadar basit mi ya? İnsanları müşrik yerine koyuyorsunuz. Basit mi bu iş bu kadar? Evet. Yapmayın böyle şeyler ya. Oturun gerçekten Kur'an ve sünnete göre hareket edin. Şu an biz bu ülkede mazlum durumundayız. Bak Osman Hocam kaç dakika anlattı nasıl zulümler gördüğümüzü. Mazlum durumundayız biz ya. Kendi ülkemizde. Evet. Mazlum durumundayız biz. Ve bir tane Müslüman idareci, abdestli namazlı bir insan çıkmış burada vatanı için, milleti için ve onun gibi insanlar bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Bir adımlar atmaya çalışıyorlar. Sen çıkıp orada çoban oğlu gibi ayrı bir taraf ip çekmeyeceksin. Bu bir tarafta sahtekarlıktır. Dinin arkasına sığınarak yapılan bir sahtekarlıktır. Evet.
Yapma bunu. He. Bana gerçekten ayet getirsin, hadis getirsin. Oyla alakalı. Biz de teslim olalım. Mesele yok. Biz kitabımıza, Efendimiz'e teslim oluruz. Ama onların orada karıştırdıkları nokta neresi? Onlar zannediyorlar biz bu sistemi destekliyoruz. Evet. Hayır. Burada bir takım imanlı insanlar bir hareketler yapmaya çalışıyorlar. Ülkemizin felahı için, güçlenmesi için. Anlatabiliyor muyum? Sen de o insanların yaptığı şeyleri destekliyorsun. Sen sistemi desteklemiyorsun. Senin amel ederken niyetin bu. Oy verirken niyetin bu. Anlatabiliyor muyum? Yoksa sen laikliktir vesairedir, şudur budur, bunların peşinde değiliz biz. Evet. Buraları güzel ayırt etmek lazım. Ama sen şimdi körü körüne at gözlüklerini takmışsın. Böyle yaparsanız şirk. Ne oluyor size ya? Ben hocam bu arada FME TV ile ilgili de bir şey söylemek istiyorum. Bu demokrasi diyoruz ya hocam. Yani bugün ben o yazan bu şekilde hani bizim anayasamız Kur'an-ı Kerim'dir. Elhamdülillah bizim de anayasamız Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'in önüne hiçbir kulun getirmiş olduğu sistemi koyamayız. Bunu hep beraber kabul ediyoruz. Şunu da ifade etmek istiyorum ki bakın bırakın laikliği bugün söylenen demokrasi için bile kıymetli Masum Bayrak hocamız sohbetlerinde, hutbelerinde yapmış olduğu programlarda kıymetli hocalarım da kardeşim demokrasi bu işte bize yumuşatmayın. Yumuşatmayın yani. Demokrasini de sizin biliyoruz. Sizin laikliğinizi de biliyoruz. Getirmeye çalıştığınız sistemleri de biliyoruz diyerek bu işlere en sert karşı durandır. Bunu da ifade edelim. Ha, ama bu sistemi hocamız anlattı yani. Bu sistem yani Kur'an-ı Kerim'i bir tarafa koyup haşa birilerinin getirmiş olduğu, maddeleştirmiş olduğu sisteme evet diyoruz, Kur'an-ı Kerim'e hayır diyoruz. Bu şekilde değil. Misal vermek gerekirse yıllarca hocam her gün ifade ediyorum bunu ve bu referandum bitene kadar da ifade edeceğiz. Hatta bu zulümler bitene kadar ifade edeceğiz. Hatta evlatlarımıza bu zulümleri anlatacağız. Geçtiğimiz günlerde kimleri andık hocam biz? İskilipli Atıf hocamızı andık. Hocam, İskilipli Atıf hocamız ve onun gibi binlerce alimimiz şu an bizim kafamızda bulunan sarık, bu sarığı taktıkları için şehit edildiler. İdam edildiler. Peki bunları idam eden kimdi? Birileri idam etti. Dediler ki sistemi idam etti. Ben idam etmedim. Sistemi idam etti dediler. Kimden hesap sorabiliyoruz? Sistemden hesap sorabilir miyiz? Soramayız. Nasıl soracağız ki? Sistem yani bu. Başörtüsü zulmü milyonlarca diyoruz. Milyonlarca belki de. Başörtülü kardeşimiz veya dini eğitimi almak isteyen kardeşimiz mağdur edildi. Hesabını kimden soracağız? Kim yani? Kardeşim sistem böyleydi. İşte biz bu sistemin düzelmesi için evet diyoruz. Yani bundan sonra biri kalkıp dini değerlerinden dolayı birini idam etmek istiyorsa hesabını verecek. Ve gerekirse biz de bu yolda şehit olacağız. Biri kalkıp dini değerlerimizi yok etmeye çalışırsa, dini müesseselerimizi yok etmeye çalışırsa bunun hesabını verecek. Ha, belki de güçlü olacak. Belki de yok etmek için başarılı olacak ama biz de bu yolda en azından düşmanımızı bilip, dostumuzu bilip şehit olacağız belki de bu yolda. En azından saflarımız belli olacak. Bunun için evet diyoruz. Evet hocam teşekkür evet, ediyorum yani, sizlere. Ben şurayı anlayamadım mı? Yani evet yolunda mücadele eden şehit oluyor etmeyen... Hayır evet yolunda mücadele eden şehit oluyor değil. Velev ki biz şimdi Cumhurbaşkanı'nı seçtik. Evet. Bu Cumhurbaşkanımız değişti. Zalim bir cumhurbaşkanı geldi. Kalktı başörtüsü yasağı var dedi. Başörtüsü sana onaylıyorum dedi. Karşımızdaki düşmanı tanıyacağız. Cumhurbaşkanı benim düşmanım diyeceğiz. Bilmem ne isimli cumhurbaşkanı diyeceğiz. Ya veya bunun hesabını hesap sorabileceğimiz bir makam olacak. Yargılayabileceğimiz bir makam olacak. Ama şimdi soruyorum hocam. CHP diyor ki ben bitirdim diyor şey yasağını diyor. Başörtü yasağını ben bitirdim diyor. MHP diyor ki ben muhalefetim diyor. Ben diyor destek vermesem, milliyetçi hareket olarak destek vermesem kimse diyor bu yasağı kaldıramazdı. AK Parti diyor ki biz iktidar dedik kardeşim biz bitirdik diyor. Şimdi hangisi bitirdi veya hangisi bu işin tam tersinde hesap soralım hadi. Şimdi bu millet hesap sorsun. Aslında soramıyoruz. Konuyu da yani konuşmak lazım. Programımızda da açalım onun tartışmasını. Şimdi arkadaş diyor ki adam başaya kötü bir insan geçerse. Geçirme. Niye geçiriyorsun başa ya? Bu senin elinde olan bir şey. Niye geçiriyorsun başa? Ya işte geçerse. Eğer bakın bu bütün halkımıza ifadedir bu. Hadisi kutsidir. Allah'ımız Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ağzıyla bize duyuruyor. Diyor ki bütün padişahların, meliklerin, mülükü, meliki benim.
Hepsinin alım perçemleri, yani akılları de manasınadır. Hepsinin alım perçemleri benim elimde. Hiçbir tanesi benim iznim olmadan yeryüzünde hiçbir adım atamaz. Bir adım dahi atamaz. Eğer siz Allah ve Resulüne itaat ederseniz, çok meşhurdur bu. Eğer siz Allah ve Resulüne itaat ederseniz, ben de sizin başınıza size merhametli olan, sizlerin inancınızı rahat yaşamanıza müsaade eden liderler getiririm. Ama siz Allah ve Resulüne itaat etmez, isyan ederseniz, o zaman ne kadar çabalasanız da, hangi sistemi de getirseniz, isterse şeriat düzeni olsun, o zaman başınıza zalim idareciler tayin ederim. Bu işte kaderin üstünde bir kader meselesidir bu. Anlatabiliyor muyum? O yüzden getirme ya, niye getireceksin? Sen güzel bir insan, güzel bir halk, güzel bir millet olunca senin başına kötü insan niye durduk yere gelsin? Buralara güzel dikkat etmek lazım yani. Evet, teşekkür ediyorum hocam. Soruya dönecek olursak, ben o soruya bir ekleme yapmak istiyorum. Soru, yani işte Kur'an-ı Kerim anayasasıyla olmayan bir referandum şöyle böyle. Doğru, şunu bu bir kere doğru bir olay ama şöyle bir durum vardır. Ehveni şer vardır hocam. Yani şerin hayırlısı, şerin iyisi yani. Şer zamanında bakacaksın, ölçeceksin, biçeceksin, tartacaksın. İmana, İslam'a göre gerçekten senin oyun, yani imana, İslam'a göre bakacaksın. Kötünün iyisi, iyi demiyorum hocam, kötünün iyisine bakacaksın. Neye gönlün yatıyorsa, ne İslami ölçülerdeyse bunu yapacaksın. Evet veya hayır. Eğer hayır İslami ölçülerdeyse, hayır da yapabilirsin. Evet İslami ölçülerdeyse, evet de yapabilirsin. Ama şer zamanı, şerin en iyisini seçme durumu da vardır yani. Ha bir de ben şunu anlamıyorum ya, bu bizim... belki bize kızıyorlar ama kızsınlar, ne yapalım yani. Şimdi bak, biz şu ekranlarda sık sık böyle durumlarla karşı karşıya geliyoruz. İşte özellikle bu oy meselesinde. Şimdi bir de böyle bir insanlar türedi. Oy veren müşriktir. İnsanların evlerine kağıtlar dağıtılıyor. Oy kullanmayın, şöyle yapmayın. Evet. Ya ama belli de, ya bu bizim diyanetimiz nerede Burak hocam? Bu bizim diyanetimiz nerede? O da ayrı bir tartışma konusu. Ya çıksana, bu konuda bir açıklama yapsana. Oy vermek insanı müşrik yapar mı? İnsanı şirke sokar mı? Yani böyle güzel, oturaklı bir fetva kuruluyla beraber, bir şuarasıyla beraber çıkıp, bak kardeşim siz böyle böyle konuşuyorsunuz ama bu söylediğinizin sizin hiçbir neyi yok, Kur'an ve sünnette hiçbir dayanağı yok. Siz insanlara nasıl müşrik dersiniz ya? Sen bir Müslümana müşrik demenin cezasını biliyor musun? Bir Müslümanı müşrik yerine koymanın, müşrik saymanın cezasını biliyor musun sen? İnsan kafir olur, Allah muhafaza eylesin. Eğer bir insan karşı tarafın şirke girmesini isteyerek, onun küfrüne rıza göstererek ona kafir diyorsa, insan kafir olur ya. Bu böyle kolay bir mesele midir? İtikadi bir meseledir bu. Biz bunu anlatıyoruz. Bakın, insanı amelleri küfre sokmaz. Evet. Yani mesela adam zina işledi. Bu adam kafir olmaz. Adam kumar oynadı, bu adam kafir olmaz. Adam namaz kılmıyor, bu adam kafir olmaz. İtikadi konular insanı ne yapar? İşte şirkse şirke götürür, kafirse kafir yapar. Şimdi oy vermek ameli bir meseledir. Ameli bir meseledir. Adam yanlış bile yapsa, haram bile işlese, sen bu adama nasıl şirke giriyor, küfre giriyor ifadesi kullanırsın ya? Bu kadar kolay bir iş midir? Ama bu konuda da gerçekten o da bir eksiklik. Öyle değil mi Osman hocam? Neden yani Diyanet İşleri'miz çıkıp da ya böyle böyle şeyler türüyor halkımızın içerisinde? Öyle. Bu konunun Kur'an ve sünnet olarak hiçbir dayanağı yoktur. Hocam, o yüzden aklımıza şu geliyor aslında. Diyanet İşleri Başkanı'nın ve Diyanet'in çok işi var. Bu iş yoğunluğundan dolayı şey yapamıyorlar. Şunu yani. Şunu söyleyebilir miyim? 100 bin hocam? Kadro yapmış olduk. Burada aklıma şu geldi. Evet hocam, bunu anlatırken. Bu 100 bini imam müezzin olarak söylüyorum. Yoksa öyle şeyler değil. Yani gerçekten müthiş işleri var. Öyle işleri var ki o işlere dalmışlar. Şu Türkiye'de 100 bin kişilik kadroyla etkileri yok yani. Ben şu aklıma son geldi Eyvaz hocam. Şunu da söyleyeyim de ondan sonra devam edin hocam. Biz buradan böyle çıkış yapıyoruz ama sakın Diyanet camiasındaki hocalarımız
Yani bizi de öyle şey yapmasınlar, yani yanlış da algılamasınlar. Şimdi, ama bu konuda dikkat edilme, böyle konularda halkın nabzında ön plana çıkan, özellikle doğuda git mesela, biz Gaziantep'te vazife yaptım, ben Gaziantep'te ev ev dolaşıp bu kağıtları dağıtıyorlar insanlara. Evet. Bir yakala ya, bir gel bakalım, sen de bu bana bu kağıdı veriyorsun ama ne yaptığının farkında mısın yani? Sen bana kağıt veriyorsun ama bana müşrik diyorsun sen ya. Oy veriyorum ben. Ben senin Müslüman kardeşinim ya. Bir insanın şirke girmesini sen bu kadar nasıl kolaylaştırıyorsun yani? Şunu söyleyeceğim hocam size ek olarak, hani neden Diyanet böyle bir şey yapıyor? Acaba şimdi biz burada siyasetten bahsettiğimiz zaman, siyasi konular konuştuğumuz zaman bazı kesimlerin hep bu kafada oldukları için siz niye siyaset konuşuyorsunuz? Niye işte siz fetvalara çalışın, işte dini konular anlatın, sohbetler anlatın diye algılar geliyor. Şimdi Diyanet'in de bu konuda açıklama yapması sanki hükümet yanlı olur gibilerinden mi acaba algılanıyor? Diyanet bundan dolayı mı açıklama yapmıyor? Bunun da... Eğer Diyanet... Yok hocam, bunu soru olarak hani yöneltiyorum. Yani eğer Diyanet evet olarak açıklama yaparsa, yani evet, Diyanet İşleri Başkanı kalktı evet olarak açıklama yaparsa, bu ülkenin iyiliği için evet diyorum falan diye açıklama yaparsa... Yani Diyanet öyle hiçbir zaman açıklama yapmaz yani. Hocam. Bu çığırtkanlar biliyorsunuz yani. Hayır'ı evet olarak bile çevirebilirler yani. Onlar ya hocam, eğer yani. Olur, yani, niye olmasın ya, Diyanet İşleri Başkanımızın da hoş. Yani tamam, siyaset olarak bir parti manasında değil. Bak, onu biz de yapıyorsak... Bize de eleştiri yapsınlar. Evet. Anlatabiliyor muyum? Ben çıkıp da burada A partinin, B partinin, C partinin propagandasını yapıyorsam bize de saldırsınlar. Önemli değil. Ama şimdi siyaset dedin mi, bu konu başka bir konudur. Siyaset dedin mi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den tutun, bütün Hulefai Raşidine kadar, bütün, değil mi? Evet. Bu zamana kadar, Osmanlı'ya kadar hep alimdi bu insanlar ya. Fatih Sultan Hazretleri 7 tane lisan bilen, medrese eğitimini bitirmiş hafız, alim insandı, hocaydı yani kendisi. Yavuz Sultan Selim Han aynı, bütün Osmanlı padişahları hocaydı. E bak, Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh, Hazreti Ömer, Osman, Ali, Rıdvanullah Teala Aleyhi Mecmuan Hazret, hepsi hocaydı, hafızdı bunların ya. Yani siyaset meselesini devlet yönetimi olarak, devlet idaresi olarak algılarsak bir problem yok. Diyanet İşleri Başkanımız da olaya bu perspektiften bakarak yaklaşırsa, evet, halkımızı ikna noktasında ne olmaz? Kararım benim evet. Sebebi de işte şu olaylardan dolayı bu konu halkımızın, milletimizin, devletimizin, dinimizin, vatanımızın faydasınadır. O yüzden biz de Diyanet Camiası olarak buna ne yapıyoruz? Evet diyoruz diyebilir yani. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yoksa ama ya işte bunu falanca parti yapıyor. Yok, bu zamana kadar bak, bu zamana kadar Atatürk de dahil, CHP İsmet İnönü'sü, Turgut Özal'ı, Süleyman Demirel'i, Adnan Menderes'i, bunlar hep başkanlık sistemiyle alakalı Türkiye'ye gerekli olduğuna, Türkiye'nin büyük bir ülke olduğuna ve bu sistemin Türkiye'yi taşımadığına hepsi parmak basmışlar. Anlatabiliyor muyum? Ama şimdi Müslüman bir insan bunu başarıyor diye bütün dertleri, sıkıntıları bu. Sen bu noktayı niye gözden kaçırıyorsun? Evet. Başkanlık evet. Sisteminin şimdi, şu an bir güç olduğunu görebiliyoruz. Siz de böyle söylediniz ya, hani buna çok çok takılıyoruz. Bizim yani artık bu sorunları açmamız lazım. Ne dedi hocamız? Mesajlar geliyor, değerlendirmeler yapıyorlar, eleştiriler yapıyorlar yani bizim için. Kardeşim siz gidin medresenizde okuyun, Kur'an-ı Kerim öğretin, sohbet edin, fıkıh okuyun, akaid okuyun. Eyvallah, Allah razı olsun. Bunların hepsi evet bir hoca olarak bizim görevimiz. Ama ben şunu sormak istiyorum. Hocam yıllardan beri bu siyasi argüman, açıkça söyleyeceğim yani, gavur uçaklarının elinde olduğu için siz açıkça şu an FMTV ekranlarında olduğu gibi sohbet etmek isterken, hafız yetiştirmek isterken, böyle akaidiyle, fıkhıyla, itikadıyla, ehl-i sünnete uygun bir talebe yetiştirmek isterken sizin medreseniz kapatılmadı mı hocam? O zaman bu kardeşlerimiz neredeydi? O zamanlar neredeydiniz? Niye kimse ayaklanmadı ya? O zihniyetten bahsediyorum yani. Yani bırakın kardeşim, insanlar özgürce yaşasın. Niye demediniz de şimdi bize diyorsunuz ki ekranlar rahat olduğu için şu an kardeşim ekranları buldunuz, siyaset konuşuyorsunuz, gidin talebe yetiştirin diye. Biz talebe yetiştirirken, biz sesimizi duyurmaya çalışırken hiçbiriniz yoktunuz. Şimdi... Ama bugün Allah razı olsun Fatih Medreseleri Vakfı Genel Başkanı Masum Baktırcımızın öncülüğünde böyle bir İslami kanalın adımları atıldı ve şu an yayın yapıyoruz biz burada.
Ve biz tekrar işte siyasi argüman dediğimiz bu argümanın gavurların eline geçmemesi için evet diyoruz. Cahillerin çalışıyoruz. Yani bu olay bu. Ya bu zamana kadar bu konuda hiç kimse şunu söyleyemez. Ya illa bir idarecinin ister kafir olsun, bak ister kafir olsun, ister Müslüman olsun, kafirin ise kahini. Doğru mu? Müslümanın ise Şeyhülislam'ı. İlla bir hocası, alimi, bir Allah dostu, bir sohbetine meftun olduğu bir insan var idi. Bu zaman, bundan sonra da bu iş böyle olacak. Bu kural böyledir, bu Allah'ın bir kanunudur. Ama evet. Ama şimdi adamda eğer hani bölme zihniyeti, bak bu tehlikeli bir şey. Bölme zihniyeti, ayrıştırma zihniyeti, insanları birbirine kırdırma zihniyeti, bunlar tehlikelidir. Buraya hoca siyasetten konuşurken burada aradaki farkları güzel beyan etmesi lazım. Evet. Anlatabiliyor muyum? O yüzden kesinlikle. İlla bir siyasi lidere illa dayanak alacağı, fetva soracağı, yolunun aydınlatılmasında istifade edeceği bir manevi dayanak olmazsa olmaz. Olmaz. Mümkün değil. Öyle bir şey mümkün değil. Biz bugün bunu yapmaya çalışıyoruz. Allah kabul etsin. İnşallah başarıyoruzdur. İnşallah. Anlatabiliyor muyum? Ama burada işte konuyu uzaklaştırmamak lazım. Konuyu ne yapmamak lazım? Uzaklaştırmamak lazım. O yüzden şunu daha eklemek istiyorum hocam. Şimdi başkanlık sisteminden bahsederken hani şimdi başkanlık sistemini dedin ya, Müslüman bir kesim, yani Müslüman yapısında bir insan getirdiği için bunlar bu kadar ses çıkartıyorlar. Biz hani geçen 16. gün programlarda değinmiştik buna. Hemen söyleyip bitiriyorum Burak hocam. Mesela okuyamadık bu arada. Başkanlık sistemini eğer bizim, yani şu an Cumhurbaşkanımız bu ortaya atmış olmasaydı, ikinci bu batılı devletlerin üzerimizdeki bu etkisi, bu 100 yıllık bu tarihi planları, 1975'li yıllarda başlattıkları ikinci bir 100 yılın planı. Yani 2023'te bitiyor ya bunların planı. İkinci bir planı neydi? Türkiye bir başkanlık sistemi getireceklerdi ama kendi kontrolünde olan bir başkanlık sistemi getirecekti. Yani eğer şu an bugün çıksa Cumhurbaşkanımız dese ki başkanlık sistemini istemiyoruz, getirmeyeceğiz dese, tam öyle bir tersine döner ki CHP bu sefer, HDP'si, PKK'sı hepsi bu sefer başkanlık sistemini ister. Evet. Bu sefer kuracak kimler o zaman? Batılı devletleri görüyoruz burada. Yani burada çok dikkat etmemiz gereken konular var. İnşallah ama bu işin yani içeriğini anlamak lazım. Mesela, yanlış yaptıkları lazım. Doğru da ama haksız da bulmuyorum. Çünkü eğer böyle bir başkanlık sistemi gelirse bunların biraz da şeyleri kesilecek yani. Söz hakları kesilecek. Bu ülkede, yani. Bu ülkede bu millete zulüm yapma şeyleri duyacak. Hocam ben bu siyasetle alakalı çok kısa bir şey söyleyeceğim. Hocaların siyaset meselesiyle alakalı. Şimdi Ömer Çelik geçen bakanımız, Avrupa Birliği Bakanı bir fetva verdi. Dedi ki santranç akıl dışıdır. Yani santrançı yasaklanması akıl dışıdır diye fetva verdi yani. Şimdi biliyorsunuz daha önce de Fatih Terim fetva vermişti. Şimdi biz görüyoruz ki bakanlar fetva veriyor. Siyasetçiler. Siyasetçiler fetva veriyor. İşte teknik direktörler fetva veriyor. Ama hocalar siyasetle alakalı bir şey söyledi mi zıplıyorsunuz. O zaman biraz da kendinizde sorun arayacaksınız yani. Suç arayacaksınız, sorun arayacaksınız. Evet hocam. Evet kıymetli dinleyenler, kısa bir reklam arası tekrar beraberiz.